Herkese merhabalar. Ben Burak Şold. Bu videoda sizlere iPhone 15 Tip tipçe üzerinden neler bağlayabilirsiniz bunları gösteriyor olacağım. Tabii ki üzerindeki tek portla bağlayabileceğimiz bir sürü cihaz var ama birden fazla cihazı bağlamak istediğimizde belirli şartlar ve belirli gereklilikler ortaya çıkıyor. Bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Yani oyun kontrolcüsü bağladın, SSD bağladın, mikrofon bağladın. Bunlardan birkaç tanesini aynı anda bağlayıp Çeşitli işler üzerine çalışmak istediğinizde nasıl bir aslında profesyonel ortam ortaya çıkıyor. Veyahut nasıl telefonumuzdan 70 bin lira verdiğimiz telefondan daha fazla faydalanabiliriz. Bunları teker teker gösteriyor olacağım bir takım deneylerim de olacak arkadaşlar. Burada yardımcım Macdodo'nun 6 in 1 Tip C'den bağlanan USB hub'ı olacak. Aynı zamanda uzun süren kullanımlar için yani sabit bir kurulum oluşturup saatlerce üzerinde çalışacaksanız. Bir tane de fanımız var arkadaşlar MagSafe'den bağlanan kendisi bir fandır ve cihazı çok ciddi bir şekilde soğutmakta. Sabit kurulumlarda gerçekten ihtiyacımız olacak. O yüzden ilk maddeyle başlayalım istiyorum. Şimdi biz bu telefonlara Bluetooth'la beraber zaten klavye mouse bağlayabiliyorduk. İkisinin de aynı anda sorunsuz bir şekilde de çalışıyordu. Bu eski telefonlarda da yani Lightning'li telefonlarda da aynı şekildeydi. Ama siz mesela bir oyuncu klavyesini, bir oyuncu faresini 2.4 GHz alıcısıyla 1 milisaniye tepki süresiyle bağlamak istediğinizde evet bu portlardan bir tanesi yani şurada görmüş olduğunuz tek portu kullanarak evet bunu gerçekleştirebiliyordunuz ama Lightning USB hublar öyle çok fazla seçeneklerle karşımıza çıkmıyordu. Tipçe USB hublar MacBook tarafında, iPad tarafında zaten çoktan tipçeye geçildiği için çok geniş bir hani pazar oluşturdu. Şimdi o hubları bu telefonda kullanarak ne yapıyoruz? Hem oyuncu klavyemizi hem de oyuncu faremizi 2.4 GHz ve 1 milisaniye tepki süresiyle beraber telefonumuzu sorunsuz bağlayıp aynı anda kullanabiliyoruz. Bu tür durumlarda yani ufak tefek alıcılar bağladığınızda arkadaşlar hub üzerinde ekstra güce ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir diğer senaryoda şu olabilir aslında. ProRes HDR kaydı arkadaşlar tip C üzerinden SSD'ye alabiliyoruz. Tek başına bir SSD bağladığınızda SATA olur, NVMe olur hiç sıkıntı çıkarmıyor. Direkt kaydı alabiliyor. Hiçbir ayar yapmanıza da gerek yok aslında ama... Şöyle bir şey kurguluyor olabilirsiniz. Yani bu telefonu gerçek bir kamera gibi kullanmak istiyor olabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor o sefer? USB hub'a takıyorsunuz. USB hub'ın üzerine bir hafıza kartı veya veyahut bir SSD bağlıyorsunuz. Sonrasında yine bu portlardan tipa olanlara misal veriyorum. Rode Wireless Go 2'yi takıyorsunuz. Rode Wireless Go 2'ye de iki tane verici takılmış oluyor. Yani iki kişinin sesini stereo bir şekilde alıyorsunuz. Ve profesyonel bir kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Dahası da var ona da geleceğim ama burada sorunsuz bir kuruluma gidebiliyorsunuz. Yine kameranız yani telefonunuz ısınmasın diye MagSafe fanı da takıyorsunuz. Ekstra bir güç de sağlıyorsunuz. Bunu illa prizden sağlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. 20 wattlık bir powerbank de olabilir mesela. Yani bu da sonuçta hani tip Aktifçe üzerinden bağlandığı sürece fişten de olur, powerbankten de olur. Bu şekilde telefonunuzu profesyonel bir çekim cihazı, bir kamera haline getirebiliyorsunuz. Hani diyorum 70 bin lira vermişsiniz telefonu, bir sürü şey bekliyorsunuz ama tek port üzerinden bazen olmayabiliyor. Aslında buna yeteneği var. Ama hub kullanmanız icap ediyor bu tür ekstra özellikleri kazanabilmek için. Benim çok hoşuma gitti. Yani ben kameramla yani telefonumla iki kişinin ses kaydını alabiliyorum. Bu kayıtları SSD'ye aktarabiliyorum. SSD üzerinden direkt PC'me veya Mac'ime bağlayıp buradan kurgularını yapıyorum. Herhangi bir yerde aktarmama gerek yok. SSD üzerinden çalışabilirim çünkü. Telefon üzerine kayıt alsam telefondan PC'ye veya Mac'e atmam icap edecek değil mi? Şimdi bu kurulumla her şey çok pratikleşmiş oluyor. Kablolara da bağlı kalmamış oluyorsunuz. O yüzden eğer telefonu kamera gibi kullanmak istiyorsanız böyle bir hub işinize çok ama çok yarayacak. Yine şunu diyebilirsiniz ya benim harici bir SSD'm yok. Şimdi 1TB'lik SSD de çok ciddi para. Bir de ProRes HDR yani çok ciddi yer kaplıyor. Benim hali hazırda CFexpress kartlarım var veya SD kartlarım var. Evet bunları da kayıt alabiliyor. SanDisk'in Extreme Pro'sunu denedim. Sorun olmadı. 64 GB'lık kart arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane Angel Bird'ün ve kendi yaptığım e CF Express kartlardan bağladım. 512 GB'lık bunlar aynı şekilde. Onun kart okuyucusunu Hub'a bağladım. Hub'ı da te telefona bağladım. Ve CF Express karta da, MicroSD'ye de, SD karta da kayıt alabiliyorsunuz. Yani burada önemli olan şey aslında bağladığınız kartın hızı arkadaşlar. Nasıl bağladınız veya türü değil. Hepsine sorunsuz bir şekilde hiçbir ayar yapmadan yani işte karta kayıt al demenize gerek yok. Onu hemen algılıyor ve direkt Karta kayıt alıyor. Mikrofonlar için de aynı şey geçerli. Yani mikrofonu bağladığınızda ha şimdi ayarlardan mikrofonu seçmem lazım. Yok hiç gerek yok buna. Direkt mikrofonu ses e, alıcısı olarak belirliyor ve video kaydı üzerine o sesi alıyor dışarıdaki mikrofonu. Kendi mikrofonuyla arada bir karıştı. Yok ayar lazım. Yok işte Filmic Pro yükleyeyim. Yok işte Blackmagic'in uygulaması var oradan gerek yok. Kendi uygulaması bunu otomatik yapıyor. Sonra aklıma bir seçenek daha geldi. Şimdi mikrofonları bağlayabildik. Demek ki mikrofonları otomatik bir şekilde algılıyor. Ben kondenser mikrofon bağlasam ne olur diye merak ettim ve HyperX'in arkadaşlar solo kesdini taktım. Evet bunda da sorunsuz bir şekilde mikrofonu algıladı. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ve kondenser mikrofon kalitesini telefonuma kayıtlarıma getirebildim. Hatta ve hatta Instagram canlı yayın açıyorsanız veya herhangi bir platformda e, arkadaşlar kondenser mikrofonu telefonda canlı yayın için kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Hani ben kondenser mikrofon birazcık daha büyüktür diye şey dedim. Yani gücü yettiremez büyük ihtimalle kurtarmaz. Kurtardı. Yani ekstra güç vermeden de kurtarıyor, çalıştırıyor. En azından sola kesti, çalışırdı. XLR mikrofonunuzu bile canlı yayınlarda, Instagram'da, sağda solda veya normal kayıtlarda ki bu kamerayla hani YouTube'a da içerik çok net bir şekilde üretebilirsiniz. Kamera diyorum çünkü iPhone 15 Pro'nun gerçekten kamera kabiliyetleri çok yüksek. Bağlayabilirsiniz ve ciddi profesyonel kayıtlar alabilirsiniz. Yani ProRes HDR, XLR mikrofon, e i̇şte ben bunun kaydını şusunu busunu SSD üzerinde yapacağım, SSD üzerinden işleyeceğim, dosyada aktarmayacağım inanılmaz kolay bir çekim ortamı oluşmuş oluyor. Sadece dediğim gibi e, bağladığınız cihazlara bağlı olmakla beraber USB hub üzerine güç vermeniz gereken durumlar oluyor. Yoksa işte diyor ki gücüm yetmedi. Tek başına kullanabildiğim ürünlerden bir deney yapmak geldi aklıma. Fiyon'un K5 Pro'sunu kullandım. D kartı e app ünitesidir arkadaşlar. Ben kendi sistemimde, masaüstü sistemde e, müzik dinlemek için kullanıyorum. Hem sesi işliyor hem de kulaklığa güç veriyor. D kartı e app ünitesini Fiyon K5 Pro'yu bu telefona bağladım. Bu telefon üzerinden Apple müziği açtım. Kayıpsız parçalarımı D destek bir şekilde aldı ve deke bağlı kulaklık üzerinden istediğim müziği keyifle dinleyebildim. Buradan equalizer ayarlarımı yaptım. Kulaklığımdan da keyifli bir şekilde dinleme yapabildim. Ha bunu daha önceki nesil iPhone'larda da yapabiliyor muydunuz? Evet yapabiliyordunuz ama işte birden çok şeyi aynı anda yapma ee, senaryosu ortaya girdiğinde tekrarlıyorum tekrar tekrar hap orada devreye giriyor Şöyle bir deney de yaptım Bilgisayarımdaki webcam'i bağlamaya çalıştım Yani kayıtçı olarak çalışsın telefon diye Direkt üzerine bağladım hap üzerinden bağladım Ekstra güç verdim Maalesef hiçbir şekilde tepki vermedi Bu, bu ufak bir deneydi ama Denediklerim arasından tutan bir kurulum da oldu Hani dedim ya profesyonel bir çekim ortamı oluşturuyorsunuz Arkadaşlar kamera monitörü bağladım Profesyonel kameralarda kullandığımız Benim kendi aynasız kameramda kullandığım Godox'un bir tane ekranı var e, monitörü var ve bunu HDMI portu üzerinden hub üzerindeki bağladım bu ekrandaki görüntünün birebirini monitörde görebildim bir harici monitöre de bir kayıtçıya da bağlayabiliyorsunuz çok güzel gerçekten çok güzel yani şu telefondan Sonuna kadar faydalanmak için yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Yaptığım deneylerden bir tanesi de şuydu. Bilinen özelliklerden, artık iPhone ekstra güç sağlayabiliyor dışarı, yani tipçeden bağladığınızda herhangi bir cihazı şarj edebiliyorsunuz. Misal veriyorum, iPad Pro'yu şarj edebildim gibi. Bu basit standart özelliklerden ama benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ben bu gücü çoklamak istesem, yani USB hub üzerinden dağıtmak istesem. Evet mümkün arkadaşlar. USB hub üzerinden ben bir tane stand oluşturdum. Ee, görüyorsunuz şu anda. Hem telefonu, hem e, saati, hem de AirPods'u şarj edecek bir kurulum ama çok yeterli bir çıkış sağlayamıyor. Dolayısıyla evet şarj edebilirsiniz. Ama birden fazla şar cihazı şarj etmek için zaten yeterli bir güç değil. Tek bir cihazı dahi hani şarj etmek için ne olur? Apple Watch olur, Airpods olur. Bunları besler sıkıntı yok. Zaten 7.5 watt hızlı şarj işte Apple Watch tarafında destekli oluyor. Ama bunun üstü için biraz ütopik yani stand bağlayayım da oradan her şeyi şarj edeyim. Cık, yok o olmaz. Ve en çok merak edilen kurulum, en çok denenen kurulum da budur büyük ihtimalle oyun için kullanmak. Arkadaşlar hub üzerinden HDMI'den TV'ye görüntü verdim. Sonrasında bir tane MagSafe fan taktım. Gör görmüş olduğunuz MagSafe fan. Çünkü uzun oyun maratonlarında iPhone'larda, iPhone 11'de olsa, 15'de olsa e, şöyle bir şey olabiliyor. Telefon ısındıkça ekran ışığını kısabiliyor. Ha tabii ki biz burada yine ekrandan göreceğimiz için çok mesele değil ama hani ısındığı için telefon aslında bir nevi kendini koruyor. Lakin bu MagSafe fanı bağladığınızda sadece ekran hani bağlamadığınızda yaşadığınız e, şey senaryoyu düşünün. Ekran ışını kısmıyor. Gerçekten ciddi bir soğutma sağlıyor. Zaten aradaki farkı da göreceksiniz arkadaşlar. E, yani Blue kendiniz elinizle tutuyorsunuz. Çalışmıyorken bile serin. Gerçekten işe yarıyor. Ha kılıflı kılıfsız ne kadar işe yarar? O bir yalıtım sağlıyor tabii ki kılıf üzerinde olduğunda. Ama yine de kılıfı çıkarmadan ben soğutma testini uyguladım. Gayet güzel bir şekilde çalıştım. Sonra Sonuçta bir tane port var ya biz MagSafe'i bağladık bitti diyelim. Burada hub olunca HDMI'den ekranı bağladık. Sonrasında e, MagSafe fanımızı bağladık. Yine hub üzerinden güç aldık. Ama ne yaptık? Tabii ki ekstra güç verdik adaptörle veya powerbankle. Sonrasında da bir oyun kontrolcüsü bağladık. Oyun kontrolcüsü ile beraber Call of Duty'de arkadaşlar istediğimiz gibi oyunumuzu oynayabiliyoruz ve saatlerce. Çünkü soğutma tarafımız güçlü. Videonun sonuna geldiğimizde Macdodo'nun 6 in 1 hub'ı ve sonrasında MacSafe'den bağlanan sotucu fanı ile beraber nasıl bir kurulum oluşturulur? Nasıl profesyonel bir kurulum oluşturulur? Kayıt cihazına dönüştürülür? İşte monitöre nasıl bağlanır? ekranın nasıl bağlanır? Oyun oynanır? Bunları kanıtlı bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım sevgili arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani böyle bir telefonu işte bir USB hapla profesyonel bir kayıtçı cihaza dönüştürmek mantıklı geldi mi size? Çok ciddi bir para yatırdığınız üründen böyle fayda faydalanabilmek sizin ne kadar işinize yarar mesela? Bu konular hakkındaki yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve benim değmediğim herhangi bir konu varsa veya daha fazla denememi istediğiniz tipçe aygıt varsa lütfen bana Instagram hesabım üzerinden erişin. istediğinizi yazın. Sorun arkadaşlar arkadaşlar. Ben mutlaka yorumlarınıza, sorularınıza cevap veriyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.